Çocuk Bahçesi. Yapım Ankara Radyosu. Annemin Türküsü 9. ve son bölüm. Yazan Filiz Ersöz, yöneten Ergin Orbey, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik, teknik yapım Alican Deniz, Ali Ersoy. Oynayan sanatçılar: anlatan Sema Aybars, Dede Baykal Saran, Rıza Alpay İzbrak, Sevim Elçin Şanal, Metin Nezih Alataş, Ayça Duygu Canbaş, Oğuz Ünsal Ünlü. Annesini kaybettikten sonra öğretmen olan amcası Rıza Bey ile İstanbul'dan Erzurum'a giden Metin, amcasının çocukları Oğuz, Ayça ve yengesi Sevim Hanım'ın kendisini istemeyeceklerinden korkmaktadır. Gerçekten de Metin'e yalnızca Ayça yakınlık gösterir. Onu çarşıda ayakkabı tamirciliği yapan ve dağ sporlarıyla uğraşan Hasan abisiyle tanıştırır. Hasan'ın candan yaklaşımları Metin'i biraz olsun ferahlatır. Bir süre sonra amcası Rıza Bey onları karısının köyüne götürür. Metin yengesinin babası Sami dedeyi çok sever. Çevreyi gezdikleri bir gün Metin, Oğuz'un özürlü olan parmaklarının iyileşmesi için doktorun verdiği egzersizlere başlamasını sağlar. O günden sonra Oğuz'un yavaş yavaş da olsa hayata dönüşünü gören yengesi, Metin'e ilk günler soğuk davrandığı için pişmandır. Sonunda yaz tatili biter. Sami dede çocuklardan ayrılacağı için çok üzgündür. Çocuklar şehre döndüklerinde bir süre önce kaza geçirerek ayağı kırılan Hasan'ı ziyaret ederler. Hasan onların gelmesine sevinirken Metin'in üniversiteyi kazanıp oradan ayrılacağı günlerden söz eder ve zamanın göz açıp kapayıncaya kadar geçeceğini söyler. Dondum Metin. Oo, ne kadar soğuk yine. Aylardır kar kalkmadı yerden. Erzurum'un kışına ben bile alıştım yenge. Of. Hep böyle olmuyor mu? Belki de unuttum. Tam 4 yıl geçti aradan. Bir zamanlar Hasan abi zamanın göz açıp kapayıncaya kadar geçeceğini söylemişti. Haklıymış meğer. Öyle. Ay, sanki dün gibi. Bu yıl liseyi bitiriyorsunuz. Sonra da üniversite. Ben de 4 yıl yaşlandım tabii. Tepsiyi hazırlayayım da götürüver dedenin çorbasını, hadi yavrum. Peki yenge. Oğuz delikanlı oldu. Ayça dersen neredeyse genç kız olacak. Sen bana yardım ediyorsun, onlar dağda gezmeye gidiyorlar. Önemli değil, üzülme. Dedeleri bir aydır hasta yatıyor, onlar eğlencelerinde. Yarı yıl tatilindeyiz, dinlenmeleri gerek. Al şu tepsiyi, hazır işte. Al götür dedene Metin, ben de bulaşıkları yıkayayım, hadi yavrum, hadi. Dedeciğim benim, 4 yıl üst üste geldi yanımıza. 10-15 gün kaldı. Bana hasretine dayanamıyorum diyordu. O sıralarda ne kadar sağlıklıydım. Ama bu yıl... Neyse. Üzüldüğümü belli etmeyeyim. İşte yine dalmış uyuyor galiba. Dede. Dede uyuyor musun? Bak sana çorba getirdim. Metin sen misin?
Ayça ile Oğuz neredeler? Daha gezmeye gitmişler. Daha dur yardım edeyim sana. Gel. Hadi kalk biraz kalk. Şu yastığı da arkana koyayım. Tamam. Oldu işte. Çorbayı kendin içeceksin ama. Ellerim titriyor. Dökülür. Olsun. Dökülmesi önemli değil. Bak örtü de getirdim. Şöyle örteriz yorganın üstüne. Tamam. Hazır çocuk. Hala ne durumda olduğumu kabul etmek istemiyoruz. Daha çok yaşayacaksın dede, çok. Hadi iç bakalım. Neden bakıyorsun, içsene. Maşallah. Filinta gibi delikanlı oldun Metin. Oysa daha dün gelmiş gibisin İstanbul'dan. Evet dede, 4 yıl bitti. O sıralar 13 yaşındaydım. İştahın yok mu, içsene hadi. Peki. Oh, içim ısındı. Yengen güzel yapar çorbayı. Yarı yıl tatilini bana yardımcı olmakla geçirdin oğlum. Oğuz'da Ayça da yardımcı oldu. Ama sen başka. Üniversite imtihanları ne zaman? Kaç yıl var? Söylemiştim ya dedeciğim. Şimdi Şubat ayındayız. Birinci sınav Nisan'da, ikincisi Haziran'da. Öyleydi. Ben de akıl mı kaldı artık? Tek isteğim ne biliyor musun? Evet. Benim İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığımı görme. Hep söylerdin ya. İşte onu göreyim. Ölsem de gam yemem. Neden hep böyle kötü şeyler düşünüyorsun bilmem ki. Hasan abi bile kendini toparladı, hayata döndü. Öyleymiş. Sana bir müjde vereyim mi? Bizim İstanbul'daki evin yakınından yol geçiyormuş. Dün Ziya amcadan mektup aldım. Bizim evin arsasına müteahhit apartman yapacakmış. Bize de 2 daire verecekmiş. Buna sevindim işte. Üniversiteyi kazandığım zaman hepinizi İstanbul'a götüreceğim. Artık dairenin birinde biz otururuz, birini de kiraya veririz. Yani ben de geleceğim sizinle. Boşa hayal kurma. Sen aylardır hiç türkü söylemiyorsun dedi. Hadi söyle de dinleyeyim biraz ha. İlahi çocuk, sırası mı şimdi? Hem türkülerimi de unuttum artık. Yalnızca bir teki kaldı aklımda. Ama onu bana söyletemezsin. Söyletemezsin. Dedeciğim benim. Neler hissettiğini biliyor. Çocuk git. Yalnız bırak beni, yalnız bırak. Dedeniz görmeliydi bu günleri çocuklar. İkiniz de kazandınız üniversiteyi. Eğer ağlayacaksan biz odamıza gidiyoruz. Bakma yok. Sen yengene Metin. Oturun. Vereceğimiz kararlar çok önemli. Ben hiç düşünmeden İstanbul'a yerleşmek istiyorum. Sana kalırsa yarın gidelim dersin Ayça. Benimle uğraşma abi, artık ben de büyüdüm. Aman sevsinler. Bunların atışması hiç bitmeyecek galiba Sevim. Sevim, neden konuşmuyorsun? Neler düşündüm şu an bir bilsen Rıza, bir bilsen. Hem de öyle kızıyorum ki kendimi, affedemiyorum. Her şey yolunda gidecek yenge. İstanbul'da çok mutlu olacaksın. Tabii. Bu evimizi satacağız, ben de tayinimi isteyeceğim. Bu evin parasıyla güzel eşyalar alırız. Sonra da yerleşiriz Metin'in dairesine. Gel keyfim gel. Bizim evin satılması, taşınmamız belki aylar alacak baba. O zamana kadar üniversiteler çoktan derslere başlamış olur. Siz Metin'le en kısa sürede gideceksiniz. Bizler gelinceye kadar kayıt işlerini yaptıracaksınız. Sonra da yurt bulacaksınız. Ziya amca buna izin vermez. O gün yazdığı mektupta siz taşınıncaya kadar bizde kalacaksınız diyordu ya. İki delikanlı elin evinde ne yaparsınız? Ayıp olmaz mı? Olmaz yenge, olmaz. Ziya amcaları tanımıyorsun. Öyle iyi insanlardır ki. Metin tıp fakültesini, abim de edebiyat fakültesini kazandı. Biri doktor, biri de babam gibi öğretmen olacak. Yaşasın. Çok seviniyorum. Hadi bakalım herkes yataklara. Hadi bakalım. Bu kadar sohbet yeter. Rıza, bunlar yani Metin'le Oğuz. Trenle mi gidecekler İstanbul'a ha? Evet hanım, evet. Of, çok huzursuzum. Biraz gelsene. Seninle konuşacaklarım var, hadi gel. Geliyorum.
Yine neler kuruyorsun kim bilir Sevim? Bak şimdi biz şimdi İstanbul'a gitmekle Metin'in malına mülküne sahip çıkmış olmuyor muyuz Rıza? Ha? Malı mülkü yine onun. Biz sahiplenmiyoruz ki. Evet ama. Hem kendisi istedi, üstelik bizlere alıştı. Onun oralarda yapayalnız kalması daha mı iyi? Evet evet, kendi teklif etti ama içim rahat değil. Çünkü geldiği günler ona çok haksızlık ettim. Üzüntümün nedeni bu. Biliyorum ama onlar geçmişte kaldı artık. Sen de unut. Zaten Oğuz da İstanbul'da okuyacağına göre biz de gitmeliyiz. Yalnız onların trene binip gidişleri aklıma geldikçe yani böyle... Of. Kendini çok üzüyorsun. Kapat şu konuyu artık. Ne olur yat uyu. Peki. Ha bak şimdi. Hı. Onlara börek çörek yaparım. Kek de yaparım. Trende yerler değil mi? Yine mi tren ha? Ama... Sevim yine mi tren? İçime baygınlık tamam. Geldi vallahi. Hasan abi bizi uğurlarken ne kadar mahzundu değil mi Metin? Hele anne, benden hiç ayrılmadığı için çok üzgündü. Ama inan senden ayrılmak da ona zor geldi. Metin sen beni dinlemiyor musun? Dinliyorum Oğuz. Ama buraya amcamla geldiğim günü hatırladım şimdi. Yine böyle dalmış, trenin penceresinden etrafı seyrediyordum. Evler, ağaçlar, yollar yıldırım hızıyla geçiyordu. Şimdiki gibi, geçen 4 yılım gibi. Bizim yanımızda mutlu olduğunu sanıyordum. Yok, yanlış anlıyorsun. O sıralar daha 12-13 yaşlarında bir çocuktum. O duyguları bilemezsin sen. Belki. Ama benim de kendime göre pek çok sıkıntılarım vardı. Artık gereksiz olduğunu anladın oğlum. Hem de çoktan. Bak gör, İstanbul'a indiğimizde Ziya amcalar öyle sevinecekler ki. Ben sıkıldım Metin. Biraz restoranda oturalım mı? Hadi sen git. Ben de birazdan gelirim. Hayat ne tuhaf, ne büyük sürprizlerle dolu. Şu an mutlu muyum, mutsuz muyum bilmiyorum. Dedemi düşündükçe içim kan ağlıyor. Ama artık bir ailem olduğunu düşündükçe mutlu oluyorum. Annemi düşündükçe de içim huzur doluyor. Çünkü verdiğim sözü tuttum. Anne, oğlum doktor olacak artık. De türkünü söyleyebilsem. İşte buna dayanamıyorum. Tutamıyorum kendimi. Bana, babama, Hasan abiye, bu da sana. Ah, oku. Ben kendime ait olanı odamda okuyacağım. Demek Metin bana ayrı mektup yazmış. Ay, tamam. Ya Rabbi bu ne kadar uzun böyle. Aman, ne kadar uzak durdum bu çocuktan. Neden hatalar yaptım ben? Dur bakalım ne yazmış. Dolu dolu 2 sayfa. Ay... Bana kırgınlıklarını mı yazdı acaba? Neyse okuyayım bakalım. Yengeç, nasılsın? İstanbul'a geleli 1 hafta oluyor. Oğuz'la kayıtlarımızı yaptırdık. Ziya amcalar bizi öyle iyi karşıladılar ki. Göreceksin, her şeyi düşündüğümüz gibi olacak. Şimdi biraz dertleşmek istiyorum seninle. Ama önce izin vermeni istiyorum. Sana bundan sonra Sevim anne diyebilir miyim? Elbette oğlum. Elbette benim doktor Metin'im. İstersen annenin türküsünü Sevim annemin türküsü diye söyle bundan sonra.
Ona benim de ihtiyacım var Metin. Hem de çok, çok ihtiyacım var. Annemin Türküsü. Sürekli oyunumuzun 9. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.